Sevda, hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan'da. Hangi mahallesinde? Yeni mahallede. Peki, yeni mahallede Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Tabii. Yani özellikle Kocasinan Belediyesi'nin sınırlarının büyük olmasına rağmen, Kayseri'nin etrafını düşündüğümüz zaman her mahallede şantiye gibi çalışıyorlar. Biz memnunuz. Teşekkür ediyoruz Çolak Bayraktar Başkanı ve ekibine. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Hiç düşünmeden veririz. Eser'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Burada Etinle Kayseri. Melikgazi Kocasinan Palas. Neresi? Kocasinan. Hangi mahallesinde? Tamam, bu mahalle, şurası işte. Sahabiye. Evimiz karşı. Sahabiye mahallesi. Evet. Peki Sahabiye mahallesinde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Memnun musunuz? Vallahi bilmiyorum yani. Fena değil. Bir şikayetiniz var mı bölgenizde? Yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Kısmet. Bir şey diyemem şimdi. Kocasinan. Hangi mahallesinde? Sahabeye bura. Peki Sahabeye mahallesinde bulunduğunuz bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Nasıl bir şikayet yani? Bölgenizde hizmet olarak... Yok, bir şikayetim yok. Gayet iyi. Gayet iyi. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Valla biz AK Parti'ye veririk. Başka bir sıkıntı yok yani. Eser'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahallesinde? Hürriyet'te. Peki Hürriyet mahallesinde Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Valla ben orayı görmüyorum. Akşam diyorum, sabah geliyor. Peki bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Yaşadığınız bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Ya oluyor ya, ondan diye bir şey yok ya. Temizlik sıkıntısından. Orada mesela Hürriyet'te temizlik yapmıyor. Bazı yer yapıyor, bitene geliyor. Haftada bir sefer bir temizlikçi geliyor. Kağıtlar, çöpler bir orada geziyor ya. Beş yol, o da beş yol gibi yerde yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Ya Mustafa Palancıoğlu şimdi iyidir ya. Oy vermeyi düşünüyor musunuz? Yok. Zaten yok, düşünmesi değil. Şimdi o kendine ben şahsına veririm. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahallesinde? Alpaslan. Peki Alpaslan bölgesinde Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok... Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Bir tramvay yapmaya çalışıyorlar. O alt geçti. Bir senedir onu yapıyorlar. Olumlu hiçbir şey göremedik. Onun dışında zaten ekstra bir şey yaptıklarını görmüyor. Peki bölgenizde ne görmek istersiniz yenilik olarak? Yani daha çok temizlik. Yeşil alan olabilir. Yeşil alan, çocukların alanı. Bunları daha fazla görmek isteriz tabii ki. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Palancıoğlu yeniden aday seçilirse oy vermeyi... Hayır, düşünmüyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan hangi ilçesinde. Hangi mahallesinde? Barbaros mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Hayır, çok seviyoruz. Belediyemiz güzel çalışıyor. Yeşil alanlarımız, çocuk park oyunları, insanların rahatça eğlenebilecekleri, dinlenebilecekleri kafeler. Her şey güzel. Benim bulunduğum bölge için söylüyorum. Kocasinan ilçesinin tamamı için değil. Belediye başkanımızı da gönülden destekliyorum. Seneki seçimlerde de onu yine belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Çalışıyor Kocasinan Belediyesi. Teşekkür ederiz. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahallesinde? Esentepe. Peki Esentepe bölgesinde bir şikayetiniz var mı? Esentepe bölgesindeki şikayetimiz yol sorunuydu ama şimdi herhalde yapıyorlar sanırım. Onun dışında pek bir sorun yok. Yollarımız yeni zaten. Önümüzdeki yere seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçimizle oy vermeyi düşünüyorsunuz. Vermeyi düşünmüyorum ben. Teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahallesinde? Küçük Bürüngüz. Küçük Bürüngüz. Peki Küçük Bürüngüz bölgesinde bir şikayetiniz var mı yaşadığınız bölgede? Hep pislik. Temizlikten mi şikayetiniz? Evet. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Vermeyeceğim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas. Talas. Hangi mahallesinde? Mevlana. Peki Mevlana mahallesinde Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnun değilim. Neyden şikayetçisiniz peki bölgenizde? Park sorunumuz var. Yani hem otopark sorunumuz var hem çocuk park sorunumuz var yani. Bir de çok yakın binalar birbirine. Yani planlaşmayı yanlış yaptılar zaten. Önce parklarda yer kalmadı. Yani çok iç içe binalar. Çevre düzenli. Çevre düzenli sıkıntılı aynı. Peki önümüzdeki yere seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Mustafa Yalçın. Talas Belediye Başkanı. Valla şimdi Mustafa Yalçın'lık bu durumda değil bence yani. Daha önceden gelen bir sıkıntılar sürekli devam ediyor. Ama zihniyet olarak değişmesi lazım yani. Ya bu Mustafa Yalçın veya Mehmet Yalçın önemli değil yani. Zihniyet değişmesi lazım. Düşünmüyorum işte şey. Teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Feriz Çakmak, Kocasinan.
Bekşakmak bölgesinde, mahallenizde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Hizmet olarak sosyal tesisleri falan çok güzel ama okul önlerinde trafik çok karışık oluyor girişlerde, çıkışlarda. Trafik çok karışık ve yoğun oluyor. Bunlar için bir önlem alınması aslında iyi olur yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Tabii ki. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Uygar Sokak. Uygar. Peki bulunduğunuz bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Yok, gayet iyi. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki ben oyumu her zaman kullanırım. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Selçuklu. Peki Selçuklu mahallesinde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Var. Neyde şikayetçisiniz? Ramazan bayramında kanalizasyonu kazdırdım. Hala belediye getip kapatmadı. Kapatmadı. Orası yağmur suları inan var ya, çukur oldu. Üzerine şey koydum, karton koydum, tahta koydum ki araba çocuk düşmesin diye. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy verecek? Asla vermem. Niye? Ramazan bayramından bu zamana kaç ay geçti? 9 ay geçti. 9 ayda bir yolu kapatamayan adama oy mu verilir? Melik Gazi'de. Evet. Bilsin bölgesinde yapılan Kökkende. Hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Vallahi ben oraya yeni taşındım. 2 ay oldu. Anayurt'ta oturuyordum. Palas Anayurt'ta mı oturuyordun? He. Orada çok süperdi, güzeldi ama... Şimdiki burada... bölgeniz ne durumlarda? Memnun musunuz bölgenizde? Vallahi iyi. Daha ben... Bir şikayetiniz var mı bölgenizde? Yok, hiçbir şikayetim yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Mustafa Bey kim? Falancıoğlu, Mustafa Falancıoğlu, Melik Gazi Belediye Başkanı. İnşallah. Türkiye'de kaç tane bölge vardır? Çok güzel, öyle şeyleri bilmiyorum. Vallahi ben nereden bileyim abi? Neden? Biz Almanya'dan geliyoruz abi. Bilmiyorum. Peki, dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Kuzenim olur. Dayınızın tek kız kardeşi? Aa, annem olur. Peki. Abi bunlar beni tahliye getirmeye çalışıyor. Cumhuriyet kaç yılda kurulmuştur ve ilk cumhurbaşkanı kimdir? 1923. Evet. İlk cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk mü bilmiyorum. Peki son olarak bize bir kamyon arkası söz söyler misin? Vallahi ben Almanya'da yaşıyorum, ben nereden bileyim bilmiyorum. Hatasız kul olmaz hatamla darararam sev beni nanenanam nanenanam dermansız dert olmaz dermana sal beni